3. manşete geçeyim. Aslında ilkiyle ilintisi hep merak ediliyor. Ne kadar kesici, önüm, önümüzdeki dönemde daha fazla kesişir mi diye. Ayhan Bora Kaplan davası. Bugünkü yazıda bu kez bir emniyet mensubunun ifadesi var. Üstelik FETÖ vari taktiklerle işte yeni darbe girişimi diye başta MHP lideri Devlet Bahçeli'den duyduğumuz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı seviyeden hiç cümle kurmadığı emniyet mensuplarına operasyonla şekillenen süreç. Bu bir gizli tanık, elektronik kelepçeyle yurt dışına kadar çıktı, İsimler verdi. O isimlerden biri bir şube müdür yardımcısı. Bugün ifadesinde bir bakan, bir de banka müdürünün adını verdi. Ben idare etmek için, gizli tanıyı getirmek için eylemeye çalışıyordum demeye çalışıyor değil mi? Bir izah edebilir evet. misin bize İsmail Saymaz? Bu şimdi, yeni bir eşik midir? Şimdi burada bir tane polis yok Can. Tabii. Burada... Dört tane polis var, bir tanesi hı hı. serbest bırakıldı, üç tanesi tutuklu. Bir de ayrıca teftiş kurulu raporu var. Şimdi ben bugün Ayhan Kaplan soruşturmasında gizli tanık skandalından sonra tutuklanan dört polis, sonra bir tane daha arttı, bir kişi daha arttı, beş oldu. Polislerin aynı zamanda İçişleri Bakanlığı teftiş kuruluna verdikleri ifadeleri temin ettim. Hı hı savcılığa değil teftiş kuruluna verdiği ifadeleri temin ettim. Bu teftiş kuruluna verilen ifadeler savcılık soruşturmasından hemen önceydi. Şimdi burada kimlerin ifadesi alınmış? Bir, İl Emniyet Müdürü Yardım, Organize Şube'den sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube, Şube, Müdürü Kerem Gökay Öner, Organize Şube Müdürü Yardımcısı Şevket Demircan, Organize Şube müdüründe görevli e, komiser Ufuk Gültekin. Daha sonra Gökhan Karacı da tutuklandı. Şimdi burada e, gizli tanık Serdar Serçelik ee, Şevket de yurt dışındayken Türkiye'ye dönme amacıyla Serdar e, Şevket Demircan'la görüşüyor ve bu konuşmaları kaydediyor. Daha sonra bu konuşmaları önce Erke Acerer'in yayınında sonra ise e, kendi YouTube hesabında yayınladı. Ve bu konuşmalarda şöyle ifadeler gördük biz. E, polis ya da gizli tanık diyorlar ya iki isimden biri. O iki isim var ya ben onlarla ilgili gerekli yerleri aradım. Gerekli Hı -hı. yerleri aradılar ve İsimlerden isimlerden bahset sorun değil dediler gibi konuşmalar geçiyordu. Sonra bunların 17-25 Aralık vari bir polis operasyonu olduğu iddia edildi. Buna karşılık polisler de dediler ki bu böyle değildir. Tam tersine bu mafyanın polise ve devlet operasyonudur dediler. Tabii şimdi bu ifadelerde ne oluyor? Bu ifadeler ben bu ifadeleri polisin gözüyle meseleyi nasıl anlattıklarını e, kamuoyuna bildirmek için yazdım. <laughs> şimdi diyor ki burada Şevket Demircan. Ee, biz diyor bu işte Ayan Bora Kaplan soyuşturmasını yaptığımız sırada bu örgütün mağdurları arasında yer alan Nurullah Özgür Kopuz 6 Ekim'de geldi ee, örgütün iki numarası o sırada Kıbrıs'ta bulunan e, Serdar Sertçeli'nin emniyete konuşmak istediğini söyledi e, ve işte ben bu örgütten çok çektim e, artık bildiklerimi anlatmak istiyorum dedi bunun üzerine diyor ben diyor Nurullah Özgür Kopuğun telefonundan e, Serdar aradım. Serdarla konuştuk. Geleceğini söyledi ve ertesi gün Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirdik. M7 diye M7 koduyla gizli tanık yaptık diyor. Sonra fakat diyor biz 19 sayfa ifade aldık. Kesinlikle baskı ve tehdit olmadı. E, avukat da yanındaydı. Sonra diyor e, bu adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte işkembeci de vuruldu. Vuranların da e, Ayhan Borakaplara örgütüyle bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Ardından ee, biz evine gittik, ifade almaya. Doktorun diyor gözaltına alınmasında sakınca vardır diye bir raporu var. Şimdi bu rapora bakmak lazım. Bence bu rapor böyle bir rapor verilemez, yani gözaltına alınmasında sakınca vardır. Yani e, ama böyle bir rapor olduğunu bu nedenle evinde yürüyemediği için ifadesini aldık gittik. Fakat bir gün sonra savcı gidin ambulansla alın getirin diye talimat verdi. Biz de gittik fakat evinde bulamadık diyor. 20 dakika önce kaçmış gitmiş. Kaçmış gitmiş. Diyor ki biz diyor kaçırmadık çünkü kaçması bize zarar verir. Onu mahkemeye çıkması gerekirdi. Vereceği ifadeler dosyamızı etkileyecekti. Bunun üzerine diyor. 30 Kasım'da bu arada 27 Kasım'da kaçmış. Serdar'ın kendi ifadesine göre 30 Kasım'da Türkiye'den çıkmış. Bir daha ne zaman irtibata geçiyorlar bu ifadeye göre? Mart ayında... Yani 4 ay sonra... Diyor ki... Komiser... Şevket Demircan... 2024 yılının Şubat ayında diyor... Nurullah Özgür Kopuz... Yani bizi irtibatlandıran kişi geldi ki... Hı hı. Beni Serdar Arad'ı çok bunaldığını söylüyor... Mahkemede Ayhan Bora'nın yüzüne çıkıp... Bizi sen azmettirmedin mi demek istiyormuş... Tekrar görüşmek istiyor... Konuşun diye haber göndermiş... O da ben de adli melcilerle konuştum diyor mahkeme başkanı Ayhan Bora Kaplan davasının görüldüğü mahkemenin başkanına gittim. O da duruşmaya gerisi önemlidir dedi diyor. Ben de bunun üzerine ona Nurullah üzerine haber gönderdim. 15 insanın duruşması var gelsin diye haber gönderdim. Fakat e, gelmedi diyor. Bekledik gelmedi. Bunun üzerine duruşmadan sonra tekrar görüştük diyor. Hatta aynı gün duruşma günü görüşmüşler. Neden gelmedin? Mahkeme ayarlamıştık. E, gerekli görüşmeleri yaptık. Başkan seni bekliyor. Bizi zor durumda bıraktı demiş. O da bunun üzerine Tamam ikna olmuş tamam geliyorum demiş İşte ben çok bunaldım ailemi özledim tehditlerden geri yıldım e, diye e, tekrar görüşmeye başlamışlar ve bunlar da Nisan'ın 20'sinden sonra oluyor artık. Ve bu esnada en az e, 7 kez konuşuyorlar ve bu görüşmeleri hem Serdar Serçelik kaydediyor hem e, Şevket Demircan kaydetmeye başlıyor. Şimdi... Serdar Sertçelik, pardon Şevket Demircan'ın iki kez ifadesi alındı. Biri 7, 2, 2 8 Mayıs'ta. 8 Mayıs'ta diyorlar ki bunu. Kaç kere defa konuştum? O da diyor ki ben diyor 7 kez görüştüm. Peki diyorlar bu görüşmelerden amirlerinin bilgisi var mı? Diyor ki ben diyor geri getirmek için e, şeyle e, Serdar Sertçelik'le görüştüğümü amirlerime söyledim. Ama görüşmelerin içeriğini söylemedim diyor. Söyleme gereği de duymadım diyor. Ee, sadece ilk konuşmamın e, whatsapp kaydını e, müdürüme attım emniyet indiri yardımcısına attım geri kalanını gönderme gereği duymadım peki diyorlar ya bu konuşmanın içeriğinde bazı bakanların adı geçiyor bazı hmm. yetkili bankası müdürünün adı geçiyor Tabii. efendim ya da işte Mücahit Aslan'ın e, Hasan Doğan'ın adları geçiyor bunlarla ilgili bir işlem can geliyor mu sesi? geliyor geliyor gayet iyi geliyor. Dönelim. İsmail Saymaz kaldığın yerden bir toparlamadır rica edeyim yavaştan. Evet. E, çünkü evet, bir soru daha şey. sormak istiyorum başka bir meseleye dair. Bunda tabii diyor 7 kez görüştüm diyor. Bu görüşmeleri evet. ben kaydettim diyor. Niçin diyor? Çünkü bu adam gizli tanık ve suç örgütünün ikinci adamı. Tabii. Kaydetme gereği hissettim diyor. Sonra diyor e, bunların sadece ilkini İl Emniyet Müdürü gönderdim. Diğerlerini kimseyle paylaşmadım. İçeriğinden bahsetmedim. Niye bahsetmedin diyorlar? Gerek duymadım diyor. Peki bu içerikte bazı bakanların adı etmişti. Bekir Bozdağ'ın, Osman Aslan'ın, Mücahit Aslan'ın ve başka siyasilerin adı geçiyor. Bunlardan ötürü kimseye bilgi verdim mi? Hayır vermedim diyor. Peki burada bir konuşma var tabii yayınlanan ses kayıtlarında. Burada şöyle diyorlar soru da, soruya da yansımış. Diyorlar ki Serdar, Şevket Demircan Serdar'a söylüyor. Bu söylediğin iki isim vardı ya hani iki konu vardı ya farklı farklı isimler vardı. Onlarla ilgili gerekli yerlerle görüştüm. Gerekli yerlerle görüştüler. İsimleri geçsin sıkıntı yok dediler. Böyle bir ifadesi var. Bu ifade e, şeye soruluyor Şevket Demircan o da diyor ki diyor ki bu ifade size mi aittir kimi kastettiniz? Diyor ki doğrudur bana aittir. Görüşmeyi Serdar Serççeli'yi ikna etmek için yaptım. Amacım ifadesinin alınmasıdır. Çünkü daha önce gelmekten vazgeçmişti. Bu iki isimden kasıt Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan ve eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'dır. Ee, bu konularla ilgili soru sormadım, isim telaffuz etmedim. Bu konuları kendisi anlatmıştır. Hı hı. Ben sadece dinledim. Kendisini ikna etme yönelik aklımda soru işareti kalmaması ve rahatlatmak için kurduğum cümlelerdir. İsimlerle ilgili hep o konuşmuştur. İki ismi zikrettiğinde geçiştirmeyi çalıştım. Bana bunlar daha büyük isimler dedi. Görüşmelerin tamamını ABK dosyasında eksik ve açık bırakmamak için yaptım diyor. Daha sonra bunların yayınlanmasını da e, kesilip biçilerek yayınlanmasını 17-25 Aralık'a benzetiyor. Diyor ki görüşme tamamıyla serçeliğin Türkiye'ye dönmesi için ikna çalışmasıydı. Bu isimleri ben zikretmedim. Ben sormadan anlattı. Ben de geçiştirmek amaçlı tamam gel görüşürüz mahallinde ifadelerde bulundum. Amaçlayı amacım onu rahatlatıp gelmesini sağlamaktı. Şimdi bu opera, şimdi bu yaptığı operasyonu sulandırma yöneliktir. E, i̇simleri zikrederek dosyanın kapatılması ABK'nın tahliye edilmesini sağlamak istiyor diyor. Şimdi e, yani bu Bekir Bozdağ ve Osman Aslan isimlerinin geçtiğini doğruluyor. Hı hı. Diyor ki ama bunları ben söylemedim. Bunları Serdar Selçelik söyledi. Ben de yok demedim olmaz demedim. Hı hı dedim. Hı hı. Tamam gel görüşürüz dedim. Aslında tam öyle dememiş yani. Diyor ki ben bunları gerekli yerlere sordum. Gerekli yerlere sordular. Tamam bu isimler geçsin. Ve bütün bunları da e, ikna etmek amaçlı Türkiye'ye dönsün diye ikna etmek amaçlı yaptım diyor. Burada bir tuhaflık var. Şimdi bir kere gizli tanık bu aynı zamanda bu arada firari Evet. Kaçmış yani firari aynı zamanda cinayet şüphelisi yani Ayambora Kaplan davasının iki numarası ve cinayet şüphelisi. Cinayet şüphelisiyle anlamsız bir yakınlığa girmişler yani artık dostluk kıvamına gelmiş bu iş. Üstelik gizli tanık koruma kanununa göre ilişkilerin olmaması lazım. İlişkileri dostane bir ilişkileri var neredeyse burada bir kural ihlali var. İkincisi gizli tanıkla kurumsal bir telefonla da görüşmüyorlar. Dosyanın şikayetçisinin telefonundan görüşüyorlar. Bu da ayrı bir skandal. Bir diğerini bir polisin telefonundan yapıyorlar. Üçüncüsü gizli tanık dönsün diye e, yani her dediğine evet denir mi şimdi yani? Bekir Bozdağ'ın ismini veriyor. Eski Adalet Bakanı. Eski Adalet Bakanlığı polisin soruşturma yetkisi yok ki zaten. Savcının soruşturma yetkisi tabii. yok yani orada diyeceği şey şu, benim onu ifade almam benim yetkimde değil. Yani bunların başına geleceğini biliyor olması lazım. Osman Aslan, Osman Aslan hadi soruşturabilir diyelim savcılık. Peki Adalet Bakanı nasıl soruşturacak yani? Ee, dolayısıyla e, izahı zor, sadece geçiştirme ile izah edilemeyecek bir durum. Eğer öyleyse bir güç seyirlenmesi var. Yani tamam canım o da olsun, bu da olsun deme aşamasına geldiyse en kötü ihtimalle, yürüttükleri operasyonun onlara verdiği meş güçle hı hı. E, ciddi bir zehirlenme içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Şevket Demircan tabi e, bu ses kayıtlarını hani işte geri gizli tanığı geri getirme noktasında yaptığı çalışmaları e, e, Organize Şöbeden Sorumlu Emniyet Yardımcısı Murat Çelik'e söylemiş. O da doğruluyor. E, mahkeme başkanına söylemiş. Fakat ses kayıtlarının e, içeriğinden bahsetmemiş. Gerek görmemiş. Bu arada tabi bir diğer komiserin ifadesinden anlıyoruz ki Ufuk Gültekin'in ifadesinden savcılığa gitmeden önce emniyette mülakat yapılmış. Ve mülakatta çıkarılan notlar savcıya gönderilmiş. Ve savcı bu mülakat doğrusunda işlem yapmış. E, bu ana kadar işte biz emniyette ifade almadık. savcı da aldığı yönünde ifadeler vardı. Görünüyor ki mülakat yapılmış. Bir diğeri şu. Şimdi e, Serdar Serçelik firardayken aramış. Yani polisler aramış. Evet. Polis telefonuna bakmadım diyor ama arama çalışması sürmüş. Burada ilginç olan ee, organize şube müdürü Kerem Gökay önerinin ifadesi. O serbest bırakıldı. Tutuklanmadı. O ifadesinde diyor ki: Şirket Demircan görüşme kayıtlarını sosyal medya yayınlanıcı öğrendim. İki görüşme yaptıysa ve başka görüşmelerine dair yani eğer bir görüşme yaptıysa bunlara dair ne yazılı ne de sözlü bilgim vardır. Bana hiçbir surette bilgi yapacağına, bilgi, e, görüşme yapacağına, yaptığına dair ya da görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi. Serçilik Suç örgütü yöneticisidir. Aranan şahısla gerek yüzde, gerek size telefonla irtibata geçmesi halinde adli makamların şube müdürü olarak benim İl Emniyet Müdürü yardımcısının ve İl Emniyet Müdürü'nün bilgisi olmalıydı diyor. Ee, bilgisi olmalıydı. Hı hı. Aynı zamanda diyor şüpheliye bir vaatte de bulunamaz. Bu da doğru değildir diyor. Kanunla aykırıdır. Böyle bir emir varsa veren de alan da sorumluluktan kurtulamaz. Ben personelime böyle bir emir vermedim diyor. Ve daha sonra kendisi diyor ki Adli görevlerle emniyetle işlemler şube müdürü tarafından yapılır. Beni bu dosyadan dışladılar. Bundan dışladılar. ötürü de rahatsızlık duyuyorum diyor. Sonuç olarak burada Tepkiş Kurulu'nun Sertçelik'in firarına ilişkin raporundan bir bölüm okumak istiyorum. Sertçelik 27 Kasım'da kaçıyor. 27 Kasım'da kaçıyor. 28 Kasım'da bir polisi aramış. Telefonu açmıyorlar. İddia... Işte ne yapıyor günlerde? Onu evden kim kaçırıyor? Geçen gün anlattım. Kendisi de aranmakta olan bir arkadaşı kaçırıyor. Evet. Ankara'da her yamana götürüyor. iki gün oyalanıyor. Para buluyor. Ciddi para buluyor. 50 bin TL falan borç ödüyor. Yani o kadar para buluyor. Sonra e, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat'ın sürdüğü arabayla Şile'ye geliyor. Şile'den sonrası karanlık. Oradan Yunanistan'a geçiyor. Peki emniyet ne yapmış bu aşamada? Ne yapmış? 5 Aralık'a kadar. Bak 27 Kasım'dan 5 Aralık'a 8-9 gün var. 9 gün boyunca 10 kez kapısına gidip evde mi diye bakmışlar. Başka hiçbir şey yapmamışlar. Ya bu normal mi? Allah aşkına bu normal mi yani? Hudut kapılarına Gizli da kayıt yok. Kaçıyor. He efendim? Hudu... Yani hudut Gizli kapılarına, kapılarına nasıl e, ihbar göndermezsin? Değil. İsmail saymaz Bak Ayambora Kaplan normalde havalimanına gidip daha önce alınmış biletle yurt dışına çıkacağı gerekçesiyle kaçıyor diye gözaltına alındı. Evet. Ya Gizli Tanı kaçmış e, e, şey hani denir ya el eline şeyini e, ıslık çalara kararmış öyleydi değil mi söz? Yani burada sanki böyle el ele şeyini türkü söyleyerek arar misali adam kaçmış 27'sinde gitmiş 5 aralığa kadar kapısına gidip bakmışlar evde mi değil mi? Yok evde işte kaç defa daha bakacaksınız. Ve sonra bak 5 Aralık'ta 80 Emniyet Müdürlüğü'ne göçmen kaçakçılığı mücadele ve ödül kapıları daire başkanlığına yazı yazmışlar. Yakalama kararı da yok. Bak yakalama kararı yazı yazmışlar. Bunun demişler yurt dışına çıkma ihtimali var. Ne kalanmasına ilişkin diyor. Giriş çıkışlarda ve uygulama noktalarında duyarlı olun demişler. Ya adam zaten sahte kimlikle çıktı. Ne duyarlı olun? Raporda diyor ki ayrıca Sertçeli'nin diyor ki bak e, ayrıca Sertçeli'nin illegal yollardan yurt dışına çıkışına ilişkin emniyet görevlilerinin ihmali bulunup bulunmadığı hangi yollardan kaçtığı ve kimlerin yardımcı olduğu konularında araştırma yapılmamıştır. Ya bu nasıl olur? Gizli tanık kaçıyor, kaçmasına ilişkin ve kaçıran ilişkin araştırma yapılmıyor. Ve diyor ki burada, serçilikle ilgili irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özen gösterilmemiştir. 9 gün boyunca adeta yurt dışına çıkmasını bekliyorlar. Bir izleyicimiz çok net bir soru sormuş. Kısa bir yanıt alayım. Eninde sonunda polis, kumpas vesaire diyerek Ayhan Bora Kaplan'ın tahliyesini görecek miyiz diye sormuş. E şimdi tabii Maalesef burada büyük bir bilek güreşi ve hesaplaşma var. Polise göre, bu soruşturuluştan polise göre bu bir mafya operasyonu. Bazı siyasilerin de karıştığı bir mafya operasyonu. Fakat ee, Ayhan Bora Kaplan davası etrafında adları alınan belli başlı bakanlara göre. Misal Süleyman Soylu, misal Bekir Bozdağ. E, açısından bu durum polis tarafından bir adli soruşturmanın siyasilere doğru açılması ünlü bir operasyon. Hmm. Yani polis mafya üzerinden siyasete mi müdahale ediyor? Mafya polis üzerinden siyasete mi müdahale ediyor? Bu kavga burada düğümleniyor. E tabi bu saatten sonra Ayan Bora Kaplan soruşturması açısından çorbaya kıl düştü. Yani iki açıdan. Birincisi bu ana kadar toplanmış deliller bakımından bir tartışma oluşmuş olacak. Gizli tanık Serdar Setçil'in tanık olarak verdiği 19 sayfalık ifade şimdi tartışma konusu olacak. Sanıklar diyecekler ki bu ifadeler baskı altına alındı diyecekler. E, bu bir sorun ama diğer taraftan bir de şöyle bir sorun var. Bu ana kadar Serdar, Ayan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten Ayan Bora Kaplan'ın savcılarla bazı polislerle e, işte ilişkisi üzerine odaklanan polisler tıpkı Ayan Bora Kaplan gibi tutuklanmışken bundan sonra onların yerine gelecek hangi polis soruşturmaya devam ettirmeye cüret edebilecek?